Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eşitsizlikler konusunda kaldığımız yerden demeden önce başlayalım diyeceğim. Eşitsizlikler konusunda Eyüp ve ben birlikte başlayacağız. Başlamadan kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü. Nasılsın Eyüp? Çok iyiyim, seni sorma. Ağzını açık bırakmak için bilerek yaptım. Öyle kaldı ya, far görmüş tavşan gibi. Eyvallah. İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, süper. Hadi ne yapmak istiyorsan hadi. Buyur. Kaldığımız yerden devam ederim. Hadi bakalım. Eşitsizlik. Nedir bu eşitsizlikler? Arkadaşlar, eşitsizlikte yapmamız gerekenleri ben böyle bir tablo halinde sıraladım. Hemen başlıyorum. Eşitsizlik dediğim basit eşitsizlikler değil. Onlar birinci dereceden, ikinci derecedenlerden bahsediyorum ben. Mesela x kare küçüktür x artı 5. Kimilerinden bahsediyorum. Bunları nasıl çözeceğim? X kare, 2x kare küçüktür 5x eksi 3. Bunu nasıl çözeceğim? İlk önce birinci adım, bir tarafı sıfır yap. Yani hepsini ya sol tarafa at ya sağ tarafa at. Önemli değil. Ne tarafa attığının hiçbir önemi yok. Ama bir tarafa at. Genellikle de şunu yapman tavsiyemdir. İşte 2x kare bu tarafta ya, büyük olan, en büyük dereceli terim. Onun tarafını atman tavsiyemdir. İkinci olarak çarpanları ayır. Çarpanları ayırabiliyorsan bu attığın ifadeyi. Sonra köklerini bul. Sonra kökleri küçükten büyüğe aşağı doğru sırala. Hepsine böyle birer tane çizgi çekeceğim ben az sonra. Tablo yapacağım. Ondan sonra diyeceğim ki en sağdan hangi işaretle başlayacağımı bulayım. Nasıl buluyorum ben onu? Mesela bir örnek vereyim. X eksi 5 çarpı x artı 7 büyük eşittir 0 dedi bana adam. Ben 5'i eksi 7'yi çizdim yaptım şöyle. Sonra buradan artı ile mi başlayacağım, eksi ile mi başlayacağım? Neye artıyla bakıyorum? Neye bakıyorum hocam? En baş katsayının x katsayılarına bakıyorum değil mi? Bunun katsayısı 1 pozitif. Bunun katsayısı 1 pozitif. Çarpımları da pozitif mi? Çarpımları pozitifse en sağ bir artı koyuyorum. Sonra ne yapıyorum? Her çizgiyi gördüğüm zaman bu işareti değiştiriyorum. Bu çizgiyi gördüm, eksi yaptım. Bu çizgiyi gördüm, artı yaptım dedim. Çizgi 2 olursa yandım. Bunu ben burayı yaparken, bu tabloyu yaparken şuraya hiç bakmıyorum. Evet. Bakmadan tabloyu yapıyorum. En sonunda diyorum ki benden ne istediğini bulayım. Benden ne istiyor? Büyük eşittir 0. Sonra da göreceğim. Sürprizini kaçırmayalım. Tadını kaçırmayalım. X kare küçüktür x artı 2 olduğuna göre x'in çözüm kümesi nedir? Ben hepsini sol tarafa salladım. X kare eksi x eksi 2 küçüktür 0. Çarpanları ayırdım. X eksi 2 çarpı x artı 1 küçüktür 0. Ondan sonra dedim ki köklerini bulayım. Kökleri neler hocam? 2'ye eksi 1. Eksi 1 kökü daha küçük olduğu için sola yazdım. 2 kökü var. İkisine de şöyle birer tane çizgi çektim. Sonra dedim ki bunlarda eksi 1 koyunca 0 oluyor mu? Evet. Ben şöyle bir işaret yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Ben de öyle yapıyorum. Süper. 2 koyunca 0 oluyor mu? Oldu. Tamam, ona da bir 0 yaptım. Tamam. Sonra en sağdan hangi işaretle başlıyorum? Artı 1 artı 1 çarptım. Çarpım olduğu için çarptım. Aynen. Artı oldu. Artı ile başladım. Çizgiyi gördüm, işaret değişti. Çizgiyi gördüm, işaret değişti. Sonra dedim ki benden ne istiyor? Benden küçüktür 0 istiyor. İstiyor. O zaman küçüktür 0 ne demek? Negatif demek. Negatif olan yeri istiyor benden. Burası mı? Evet. O zaman x'in çözüm kümesi nedir hocam? Eksi 1, 2 aralığı açık. Dahil değil. Ne zaman dahil olduğunu az sonra anlatacağım. Az sonra anlatacaksan ben susayım. Lütfen. Tamam. Geldim buraya. Sağ tarafta x eksi 3 var. Ben onu istemiyorum. Attın mı sol tarafa? Atarsın abi. Niye sağ eleştirmedin? Sağ eleştirme. Ben hatırla şeyde bile yapmıyordum. Basit eşitsizliklerde. Harbiden. Yani niye burada sağ eleştirme arkadaşlar basit eşitsizliklerde, ikinci derecenin denklemlerde yapılınca çok sıkıntılara yol açan bir şey. Sağ eleştirme yapılmaz. Ayrıca burada ben x eksi 3 hadi sağ eleştirdim diyelim. X eksi 3 pozitif mi negatif? Bilmiyorum ki. Bilmiyorsam ne yapacağım? Nasıl sağ eleştirdim? Doğru, bir de kök gitmiş. Kökü göndereceğim. Bir de kök gidecek yani. Ona hiç girmiyorum. Bir de yön değiştirme değiştirme ihtimali var. Ben gelirim. Evet. X eksi 3. Bu x eksi 3 ile karşı tarafa x eksi 3 parantezini atayım. Şöyle olsun mu? Oldu. Büyük eşittir 0. X eksi 3 parantezini alayım. Peki efendim. X kare eksi 1 mi? Aynen. Büyük eşittir 0. X eksi 1. X artı 1. X eksi 3. Büyük eşittir 0. Kökleri bulalım. Kökler neler? Eksi 1, 1, 3 değil mi? Evet. Eksi 1, küçükten 1, 1 sıraladık. 3. Birer tane çizgi çektim. Hepsini 0 yaptım. 0 yaptım.
Ondan sonra dedim ki sağdan hangi işaretle başlayacağım. Hepsinin katsayısı pozitifse hiç sıkıntım yok. Artıyı yazdım, bir işaret gördüm, bir çizgi gördüm, bir daha çizgi gördüm, değiştirdim. Şimdi benden ne istiyor bakalım mı? Büyük sıfır. Büyüktür ya da eşittir sıfır istiyor benden. Eşittir de var burada. Vay. Büyüktür sıfır olan yerleri işaretliyorum. Bunlar büyüktür sıfır. Burası da büyüktür sıfır. Yani pozitif. Evet. Büyüktür sıfır bu demek. Eşittir sıfır olan yerler de sıfır yaptığım yerlerin içi mi? Dahil. Bunların içini karaladığım anda bunlar dahil mi oluyor? Evet abi. O zaman çözüm kümesini nasıl yazacağım? Eksi 1 ile 1 arası var. Eksi 1 ile 1 arası. İkisi de dahil. İkisinin içerisini karalamışım. 3'ten sonsuza kadar sayılar var. 3 dahil mi? Bu ikisinin birleşimi. Hem bu olabilir hem de bu olabilir dedim. Devam. Şiir gibi anlatıyor adam. Çok adam anlatıyor. Evet. Geldim buraya. 4 katının 3 eksiği kendisinin karesinden küçük olmayan. Aha. 4 katı bu. 3 eksiği bu. Sayıya x dedim. Hı hı. 4 katının 3 eksiği kendisinin karesinden küçük olmayan ne demek hocam? Büyük ve eşittir. Bu bundan ya büyüktür ya da eşittir. Küçük olmasını istiyorum. Hepsini bir tarafa atacağım. Attım karşı tarafa. Eksi x kare artı 4x eksi 3 olsun. Olsun. Eksi parantezinde x kare eksi 4x. O yüzden diyorum x karenin olduğu tarafa atın. Burada bu da bir şey olsun. Yani x karenin olduğu tarafa atsam eksi parantezini almayacağım. X eksi 3. X eksi 1 mi? Evet. Büyük eşittir 0. Şimdi geldim. Çözüm kümeme. 1 ve 3 kökler mi var? Kesinlikle. Çizdim. İkisinde 0 oluyor. Eksiyle başlayacağım arkadaşlar. Bunların çarpımı 1 ama burada bir eksi var en başta. Hatta buna direkt buradan bile bakabilirsiniz. X karenin önündeki kasayı, en büyük dereceli terimin önündeki kasayı negatif olduğu için eksiyle başladım. Artıyla devam ettim. Eksiyle bitirdim dedim. Şimdi benden istediği şey ne? Büyük. Bu arkadaşın. Ama şu eksi kafa karıştırıcı. Önemli değil artık. O eksiyi ben burada işini bitirdim. Büyük eşittir 0 olsun dedim. Büyüktür 0. Aha da burası. Eşittir 0. Dahil. Sıfırları boyadım. Boyadı. Tamam. Yaptı. O zaman çözüm kümesinde 1 ile 3 arasındaki sayılar 1 ve 3 dahil olan sayılar var. Kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. 1, 2, 3 mü bu aralıkta? 3 tane. Evet. Dedim. Dedi. Şimdi at. Tam konsantre olmuştum, müdahale ettin ya. O yüzden yapamadım, alamadım ya. Onu almaya konsantre olmuştum ben. Paydayı sıfır yapan değerler, yani paydanın kökleri, tabloya konulur. Çünkü kök diyoruz biz, paydanın kökleri. Kökü yani. Olacak. Çözüm kümesine dahil edilmez. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Yani karıştırmamak için az önce sıfır yapıyordum ya arkadaşlar. Ben paydanın köklerine sıfır yapmayacağım ki dahil etmeyeyim. Hemen atalım hocam. Ver hocam. Mesela soru bu. Şurası eksi. X kare eksi x eksi 2 bölü x artı 3. Yukarıyı çarpanlara ayırdım. X eksi 2 x artı 1 mi? Evet. Alt tarafta da x artı 3 var. Evet. Küçüktür eşittir 0. Hemen kökleri neyi yazdım var. Kökleri? Eksi 3 eksi 1 2. Eksi 3 eksi 1 2. Çizdim. 2 yukarıda. Eksi 1 yukarıda. 3 eksi 3 payda da oraya bir 0 yapmayacağım. Öyle bir önemli. Şey. Ondan sonra hangi işaretle başlayacağım? Bunun kasesi pozitif, bununki pozitif, bununki pozitif. O zaman artıyla başlayacağım. Her çizgiyi gördüğüm zaman işaret değişecek. Sonra bana sorulana gidip bakacağım. Bana sorulana gidip baktım. Ne yazıyor burada? Küçüktür. Eşittir 0 yazıyor. Küçüktür sıfırları aldım. Buyurun. Burası da küçüktür 0. Eşittir 0 da bu sıfırların içerisiydi. Tamam. Sıfırların içerisi varsa bunları alıyordum. O zaman çözüm kümesi nedir? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar her şey var. Eksi 3 dahil değil çünkü burada 0 yok. İçerisini karalamamışım. Birleşim. Eksi 1 ile 2 arası eksi 1 de dahil. 2 de dahil çünkü sıfırları karalamışım. Sıfırları karalıyorsam al abi. Çözüm aralığını bulurum. Dahil ediyorum. Bu. Bundan daha kolay yolları yok mu ya? Ne gibi? Ne bileyim şıklardan gitme. Şıklar olsa gideceğim. Şıklardan arkadaşlar ikinci dereceden denklemler, işte eşitsizlikler. Şıklarda çözüm kümesi varsa şıklardaki çözüm kümesini yerine koy. Bu kadar. Mantık odur yani. Geldim buraya. Hemen çarpanlara ayırıyorum. 1 eksi x.
1 artı x. 1 artı x. X artı 5. Bölü. X eksi 4'e x eksi 3 mü? Aynen. Büyüktür 0 istiyor benden. Bayağı da kökü var bu arkadaşın. Harbiden ha. Eksi 5 eksi 1. 1 3 4 mü? Eksi 5 eksi 1. 1 3 4. Şöyle mi? Evet. Eksi 1'de 0 oluyor. 1'de 0 oluyor. Eksi 5'de 0 oluyor. 3 ile 4'te 0 olmuyor. Çünkü paydayı 0 yapıyor değerler. İfadeyi 0 yapmazlar. Sonra dedim ki en sağdan bütün hepsinin pozitif mi? Hayır. Bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif ama burada bir tane negatif mi var? O zaman çarpımları negatif mi olur? Bir tane negatif varsa. Aynen. En sağdan eksiyle başlayacağım. Her çizgi gördüğümde işaret değiştiriyorum. Buyruğumu değiştirdim. Ondan sonra dedim ki benden ne istiyor dedi. Benden ne istiyor? Büyüktür 0 mı istiyor? Evet. Büyüktür 0. Büyüktür 0. Büyüktür 0. Çözüm kümesi eşittir. Eksi sonsuz eksi 5 aralığı. Eksi 5 aralığı. İkisi dahil değil. Çünkü ben bunun içerisini sıfır karaladım mı karalamadım. Neden? Çünkü eşitlik yok. Sıfır olsun istemiyorum. Birleşim. Eksi 1 ile 1 arası ikisi de dahil değil. Birleşim. 3 ile 4 arası ikisi de dahil değil. Yani burada eşitlik yoksa kesinlikle hiçbir şey dahil olmuyor. Aynen. Geçtim. Soru bu. Burada mesela hissediyorum aranızda ister dışlar çarpım yapanlar var. Ben de. Hissediyorum. Sen de. Evet. Hak verdim size şu anda. Hemen yapalım. Bu soruyu nasıl yapacağım? Tabii ki ister dışlar çarpımı yapmayacağım. Bir tarafı sıfır yapmak için. Bunu attım karşı tarafa. Değil mi? İlk başta o demişti adam ya. Bölü adam A eksi 2. İşler dışlar çarpımı yapınca yine A eksi 2 ile artı 1 ile çarpmak zorundayım. Negatif mi pozitif mi bilmiyorum. Yapamam öyle bir şey. Payda eşitledim. A eksi 2 ile çarptım. A artı 1 ile çarptım. A eksi 2 ile burayı çarparsam A kare eksi 7 A artı 10 oldu. A artı 1 ile burayı çarparsam hepsinin önüne bir eksi koyacağım. A kare eksi 4 A eksi 3 oldu. Bölü A artı 1 A eksi 2. Onları çarpmama gerek yok. Niye hep sağ yanları sordun? Biraz da sağlam yanları sorsaydın. Ha, ne var? Var herhalde ya öyle bir soruda. Eksi 11 A artı 7 bölü A artı 11 A artı 1 A eksi 2 küçüktür eşittir 0. Köklerini alabilir miyim? Her türlü. Ha söyle mi diyorsun bana? Eksi 1, 2. 7 bölü 11. 7 bölü 11. Evet. Eksi 1, 2. Eksi 1 var. 7 bölü 11 var bu aralıkta. 2 var. 2'den daha küçük bir sayı. 7 bölü 11. Sonra eksi 11 A ile başladığı için eksi artı, eksi artı mı? Evet. Bir de ne yapmam lazım? Kim? Sadece burada 0 oluyor. Bunlarda 0 oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Çünkü onlar pay diye 0 yapıyorlar. Tabii. Bunları hiç almayacağım. Geldim benden ne istiyor bölümüne? Benden küçüktür eşittir 0 istiyor. Küçüktür 0. Aha da burası. Aha da burası. Eşittir 0. Aha da burası. O zaman çözüm kümesi dediğim şey eksi 1 7 bölü 11 aralığı eksi 1 dahil değil ama 7 bölü 11 dahil çünkü içerisini karaladım. Birleşim 2 sonsuz aralığı 2 dahil değil. Sonsuz dahil değil. Dedi ve gönderdi. Bir kök çift kaplı ise kökten çift sayıda varsa. Bu i̇ki tane, değil? Dört tane, altı mesela tane. Mesela x eksi 2'nin dördüncü kuvvet. Burada x eksi 2'den yan yana dört tane parantez var aslında çarpılıyor. Yani iki kökünden dört tane var. Yani çift sayıda var. O zaman o kökün sağındaki ve solundaki işaret aynıdır. Değişmez. Yalnız çok iyi değil mi? Çok bir iyi ya. Türkçe. Hani bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bak gördün mü? Adam bak, uyumuş. Ayrı yazılmış. Uyumuş derken bu bağlaç olan ki değil. Yani adam uyumuş. Adam uyumuş. Evet. Sağındaki ve solundaki işaret aynıdır. Ben onu karıştırmamak için ne yapacağım? Mesela buradaki iki kökünün sen ne yapıyorsun? Ben çift çizgi çekiyorum. Ben de. Sen de çift çizgi çekiyorsundur inşallah. Şu anda bağlaç olan ki'deyim hala. Evet. Diğer ki'nin adı neydi ya? Neyse unuttum. Geldim ki. Buraya. Ki o da ki. Geldim buraya. Hemen yapalım soruyu. 3 eksi m, 3 eksi m. Sıkıntı yok da. Alt tarafta m eksi 2 çarpı m artı 2 var. Bunun da karesi var. Bu kare ikisine de şöyle dağılır mı? Dağılır vallahi. Tamam. Şimdi daha kökler kolay bir soruyla başlasaydık. Ne var ya? Kökler. Eksi 2, 2, 3. Evet. Eksi 2, 2, 3. Eksi 2'de 2 tane kök var.
2'de 2 tane kök var. 3'te 1 tane kök var. 3'te 0 yapıyor çünkü yukarıda. Eksi 2 ile 2 payda da 0 yapmıyor. Hangi işaretle başlayacağım? Eksi artı artı eksiyle. Aynen. Eksiyle başlayacağım. Artı ile devam edeceğim. Çift çizgi gördüğüm zaman değiştirmeyeceğim. Hiçbir şey değiştirmeden hayatıma devam edeceğim. Şimdi bana neyi soruyor bölümüne geldin mi? Geldik. Küçüktür 0 mı? Evet. Küçüktür 0 sadece burası mı? Evet. Başka da hiçbir şey yok. Yani adam diyor ki çözüm kümesi 3'ten büyük olsun. Sizin sağlayan en küçük tam sayı kaçlar? 3'ten büyük olmasını istiyorsam 4 var. En küçük tam sayı. Tam sayı olarak. Değil. Geçtim. Geçtik. Hemen. X üzeri 4 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 mi? Hızlıca yazdık. Bölü. X eksi 2 çarpı x eksi 3 mü? Evet. Kökler neler? 0. Buradaki 0'ı bazen görmüyoruz arkadaşlar. X üzeri 4 0'ın. 2 eksi 2 3. Eksi 2 0 2 3. Doğru mu? Doğru. Eksi 2'den bir tane. Bir tane. 2'den 2 tane. 2'den 2 tane var. 3'ten bir tane. 3'ten bir tane var. 0'dan 4 tane. 4 tane varsa o da çift katlı. Yani. Çizdim. Tamam. Hangi işaretle başlayalım? Şu artı artı işte artı, artı artı. Artı bölü artı. Artı artı ile başladım. Artı ile başladım. Eksi. İşaret değişmedi. Eksi, işaret eksi. Değişmedi. Artı ile devam ettim. Hangiler 0 onu da yazayım da. 0'da 0 oluyor mu? Evet. Bunun kökü. 2'de 0 olmuyor. Çünkü payda, payda da var. Eksi 2'de 0 oluyor. 3'de olmuyor. Olmuyor. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? Bölümdeyim yine. 0'dan büyük. 0'dan büyük. 0'dan büyük. Ya da 0'a eşit. Çözüm kümesi eşittir. Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 2'ye kadar geliyor. Eksi 2 dahil. Çünkü içerisini karalamışım. Birleşim şu aralık 3 ile sonsuz aralığı. Birleşim. Birleşim. En çok unutulan yer. Sıfırın kendisi. Bir tane eleman olduğu için böyle kümük parantez içerisinde göstereceğim. Bir tane eleman var o arada sıfır. Sıfır da bu denklemi sağlıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Sıfır da insan. Sıfır da insan. Sıfır da insandan sayın. Eşitsizliğini sağlamayan. Oh be. Değerlerin toplamı oh be. Kaçtır diye soruyor bana. Hemen ben bunu çarpanlara ayırdım. X eksi 3'ün 2018. kuvveti var. X artı 1'in... Burada bir mesaj var arkadaşlar. 2018. kuvveti var. 2018'de gelebiliyor bu demek. Tabii ki. X artı 3 yaptım. Alt taraf X eksi 3. X artı 3. X artı 3. X. Çarpı. X parantezinde X. Kare eksi 3. Bence o X karedir. Tamam. Şöyle bir hızlı baktım evet. Öyle çünkü. Ben yazdım böyle yazarım. Yaptı adam yine artistliğini. Şu. Dahil yok. Şu. Tamam. Evet. Şimdi. Tablo mu oluşturuyoruz? Kökleri bir saysak mı? Çift, tek, çift. Üçten çift. Sıfır, eksi bir, eksi üç, üç mü? Hı hı. Eksi üç. Eksi 1, 0, 3, çizdim, 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 çizdim. 3'ten çift dedim. Tamam. 3'e 0 koyuyor muyum? Payda da var, yok. Koymuyorum. Koymuyorum. Tamam. 0 payda da var. Çift. Ama çift katlı kök, x kare çünkü. Eksi 1, çift. Çift katlı kök ama 0 yapıyor. 3, tek. Eksi 3 pardon. Eksi 3, eksi 3. Tek çift. Yok zaten. Hepsi çift bunların. Tamam. O da 0 olmuyor. Peki. Başlayalım. Şimdi. Gel elim fasulyenin faydalarına. En sağdan neyle başlayacağım? Artıyla. Artıyla başlayacağım. Bütün hepsi artı zaten. Sallamayın artı, yok. Artı, 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 artı. Benden ne istiyor? Artı olmasını istiyor. Artı olmasını istiyorsa ben buralarımı taradım. Evet. Şimdi sallamayan değerleri söyler misin? Yok ben göremedim. Eksi 3, eksi 1, 0, 3. Eksi 3 tanımsız yapıyor. Eksi 1 0 yapıyor. Pozitif yapmıyor. 0 tanımsız yapıyor. Evet. 3 tanımsız yapıyor arkadaşlar. Bu 4 değer bunu sağlamaz. Bunların toplamını soruyor. Bana 3 ile eksi 3 gitti. Cevap eksi 1. Dedik ve gönderdik geldik. Evet arkadaşlar. YouTube'dan Hızlı Kalem kanalına abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan, Face'den, Eyüp Osmanoğlu'nu ve beni takip etmeyi unutmayın. Hızlı Kalem'i de takip edin. Görüşürüz. Hoşçakalın.